Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz süperiz. Hibacığım. Hadi bir tane fiş dağıt. Güzel dağıt. Evet. Tamam. Pauzede falan başka arkadaşlarına da verebilirsin istersen onlardan. Hadi. Allah zihin açıklığı versin. Hadi bay bay. Doğum günü çocuğu okula yola çıktı. Sabah ablamızı okula gönderdik. Şimdi de Yusuf Selim'i götürüyoruz. Bir de hemen bir Penny'e uğrayacağım. Mehmet Ali içecek bir şeyler istedi. Onları da alıp daha sonra eve gelirim. Mehmet Ali'nin isteklerini de aldıysak artık eve gidebiliriz. Benim aslanım bugün neler yapmış. Günü güzel geçmiş mi? Kapı açıkmış. Zile bastım bir de şunu boşu boşuna. İnşallah yemeğe oturmamışlardır. Eyvah oturmuşlar bile. Tüh. Güzel geçtin mi oğlum? Ne yaptınız annem? Şuraya mı gittiniz? Duydum sen bir de ava olmuşsun herhalde değil mi? Çok mu acıdı? Bugün anneyi çok sormuşsun. Çok mu özledin beni? Ben de çok özledim biliyor musun? Ama sen eğlendiğin için de çok mutlu oldum. Evet. Hadi gel üzerini giydirelim. Efendim? Onun pili bitmiş galiba biliyor musun? Ya onun pili bitmiş. Hadi gel ceketini giydireyim seni. Babaya araba lazımmış. Gel. Gel kundum. Gel bakalım ceketi. Eline ver. Oo evet. Oradan mı açıyor? Yusuf senin kolun ıslanmış annem. Elini mi yıkadın? Bir daha kolunu çevre olur mu? Elini yıkarken. Tamam mı? Bak hasta olursun. Tamam. Islanınca ıslanırsa da öğretmenine hemen söyle. Anlaştık. Gel bakalım bir de ayakkabılarını giydirelim. Canım. Nereden almak? Zebra. Zebra. Evet. Yat yazıyor. O neyi bilmiyorum ama. Yak yazıyor. Başka bir dilde galiba. Hadi gel. Ayakkabıları. Evet. Canım. Arkadaşlar, Hifa'yı şimdi öğleden sonra dersine gönderdim. O bugün çok güzel bir gün geçirmiş sabahtan. Bayağı anlata anlata bitiremedi. Anneannesi aradı doğum gününü kutlamaya. Dedesi aradı. Halam aradı sabah. Yani o bayağı mutlu bir şekilde. Yani bir gitmesi de aslında biraz işime geldi. Orada arkadaşlarıyla da tekrardan anlaşmışlar, görüşeceklermiş. Ben biraz rahatsızım arkadaşlar. Şimdi kendime bir kahve yaptım. Bugün sabah hiç canım istememişti. Kahve içmedim ve başımın ağrısından öleceğim. Sanırım yani bende kronik sinüzit var ve yine arka taraftan böyle kulaklarımdan ağrı bir baş ağrısı başladı. İnanılmaz. Yusuf Selim Allah'tan öğlen uykusuna yattı. O bugün nasıl oldu bilmiyorum ama yorulmuş herhalde bayağı. Orada da Tuğnhali'ye gitmişler. Spor şeyi var orada. Spor odaları var. Oraya gitmişler. Yani ben de şimdi sabahlığımı giydim. Biraz bir 15-20 dakika Yusuf Selim'in yanına uzanmayı düşünüyorum. Kendime bir kahve koydum. Kahvemi ben içene kadar bir de kekik kaynatacağım. Midem de biraz kötü. Yani böyle üşütmüşüm herhalde arkadaşlar. Öyle bir ağrı var midemde. Kekik de gerçekten çok iyi geliyor. Şimdi su kaynadı. Böyle bir bardak suya bir çay kaşığı kekik atıp kaynatıyorum 5 dakika. Ondan sonra az bir şey daha. Daha sonra onu sürüp içeceğim inşallah. Daha fazla ilerlemeden geçer umarım. Yani bir de hap alacağım şimdi. Hapımı da koydum kenara. Hapı da inşallah içersem yani beni bir akşama kadar idare eder bunlar. Öyle yani. Evimin işini gücünü bitirdim. Çamaşır makinem çalışıyor. Bir çamaşır makinem kaldı. O da
Son 2 dakika yazıyordu. 15 dakika oldu. Hala bitmedi. Bakalım Allah kerim ne zamana bitecek o çamaşır makinesi. Çamaşır makinem de bitseydi de onu da bir hemen halletseydim. Kafamdan gitseydi. Yani bugün zorladım kendimi ev işi yapmaya. Gerçekten böyle her yerim kırılıyor. Yani ama gene de es geçmedim yani. Hallettim bütün her yeri. Sabah sağ olsun ben kahvaltıyı hazırladım. Ben Yusuf Selim'i alıp gelmeye Mehmet Ali kahvaltıyı kaldırmış. O öyle sağ olsun ortalığı toparlamış birazcık. Bulaşık makinesini geldim hemen bulaşık makinesini boşalt. Sonra tekrar yeri yerleştir. Ondan sonra bir temizliğe girdim. Bu saati etti. Kifa geldi. Dersini yaptı. Tekrar gitti. Şimdi o gelene kadar da hemen ben biraz dinleneyim. Biraz daha çamaşırları da halledeyim. Ondan sonra daha o gelmeye yemek yapmam lazım. Yusuf Selim bugün gene kreşte yemek yememiş. Ona yoğurt çorbası yapmıştım bugün öğlen. Dedim çorba içsin çocuk uyumadan önce. O da bayağı sevdi onu. Yoğurt çorbamız var birazcık sabah öğlenden. Ondan sonra dünden barbunya pişirmiştim. Dün çok zor yedi. Çocuklar hiç severek yemediler. Zaten nohut, fasulye öyle şeyleri hiç sevmezler. Ama vardı buzluğumda barbunya. Dedim pişireyim. Böyle pastırmalı falan yaptım. Güzel de olmuş ama Mehmet Ali çok sevdi. Çocuklar hiç yani içleri ala ala yemediler. Onun için onun yanına bugün biraz da pilav yapayım. Pilavla gider olur onun. Dün öyle normal sulu yemiştik. Bugün de yanına pilav yapayım. Öyle yani Hifa da inşallah birazdan derse gitti şimdi. O da birazdan gelir. O gelmeye ben biraz dinlenir pilavı yaparsam oh mis benden iyisi yok. Şimdi gideyim şu kahvemi bir içeyim. Bak çamaşır makinesi hala bitmedi. Hala kulağım orada ama hala bitmedi. Gideyim birazcık hem dinleneyim hem de şu kahvemin tadını çıkartayım biraz sessizlikte. O araya da zaten benim kekik suyum soğumuş olur, biraz ılımış olur. Ondan sonra da onu içerim. İnşallah faydası olur, şifa olur. Yani çocuklardan sonra hastalık bana da uğramadan şöyle bir kenardan geçip gitse çok iyi olur. 2-3 gündür sürekli ya portakal sıkıp içmeye çalışıyorum. Sürekli bir meyve soyuyorum vitamin olsun diye. Limon sıkıyorum içtiğim suya falan. Ama yani geliyor. Geliyor. İnşallah daha şiddetlenmeden geçerse böyle güzel yani böyle iyi. Ama inşallah şiddetlenmez. Haydi ben biraz dinleneyim sonra görüşürüz gene. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Geceniz güzel geçmiştir. Dün devam çekmedim arkadaşlar. Artık bayağı yorulmuşum herhalde. Akşam çocukları yıkadım. Onları yatağa hazırladım. Kitap okuduk derken sonra çocuklarla beraber ben de uyudum. Allah'tan uyumuşum. Yusuf Selim bugün sabah 4.30'da uyandı. Yani mesaimiz 4.30'da başladı bugün. Şimdi de kreşe geldik. Hifa'yı gönderdik okula. Şimdi de Yusuf Selim Beyler'de sıra. Tabii dün gene de rahat duramadım. Çamaşırım vardı. Onları katlarken baktım çocukların dolaplarında yine baya baya eşyalar vardı. Zaten bir torbanın içine ayırıyordum hep. Hepsini bir kere de götüreyim diye. Öyle de birçok eşya bulunca onları şimdi torbaladım. Ve bizim burada konteyner var. Ona atacağım birazdan. Yani. Evet hemen şöyle bir kaçtım okulun önünde. Yani çocuğu katakulliye getirip anca gidebiliyoruz. Bugün de yağmurlu bir gün sanırım. Öyle de bir koku var. Yerler ıslak. Aynen başladı yağmur. Hemen şu kıyafetlerden de kurtulalım. Daha sonra eve gideceğim arkadaşlar. Şurada sarı bir tane kutu var. Onun içine atılacak şimdi kıyafetler. Böyle kullanmadığınız eski olan kıyafetleri buraya atıyorsunuz. Buradan da ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Yani ben etrafımda dağıtabildiklerimi dağıttım. Ha, bunlar gerçekten artık kullanılmayacak olan eşyalar. Mesela böyle çocukların çok sevdiği ama mesela bacağında bir deliği olan şeyler. Ama kıyıp da işte vermek istemediler. Dolaplarında hadi biraz daha giysinler dediğim kıyafetler. Öyle olunca da biraz bir şeyler birikti. Uzun zamandır biriktiriyordum bunları. Yani öyle tek tek elime geçen eşyaları içine atmıştım. Şimdi onları da buraya koyacağım. Yani dediğim gibi satabildiklerimi sattım. Etrafıma dağıtabildiklerimi dağıttım. Bunlar artık gerçekten elden düşme eşyalar. Bayağı yıpranmış eşyalar. Onları hemen buraya atacağım. Çok da iyi bir şey yani öyle çöpe koymak, çöpe atmaktansa buraya koyuyorsunuz. Buradan da ihtiyacı olan birisi alıyor. Onun için şimdi hemen eşyaları oraya bir atayım ben yağmur iyice şiddetlenmeden.
Ondan sonra da yavaş yavaş eve gidebiliriz. Hatta bakın benden sonra birileri dağıtmaya geldi. Evet. Bu işimizi de hallettiysek yola çıkabiliriz. Eve geldim arkadaşlar. Şimdi yağmur da bayağı şiddetlenmeye başladı. Yukarıya çıkacağım. İnşallah arabayı dışarıya bıraktım. Her seferinde garajdan yukarıya çıkartmaya üşeniyorum. Böyle biraz sonra hemen Yusuf Selim'e geri gidecek olunca arabayı dışarıda bırakıyorum. Yağmur da yağarken belki şu arkadaki çamurlar falan biraz bir şey yapar. Bu hafta sonu mutlaka arabayı bir temizlemem gerekiyor artık. Zamanı geldi. Yani bu video da burada bitsin arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Çekebilirsem çekmeye çalışırım. Çekemezsem de kusuruma bakmayın. Cumartesi görüşürüz inşallah. Yani şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler.